Merhaba, Şirin'in Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere en kolayından çok lezzetli bir ağlayan pasta tarifi vereceğim. Bunun için malzemelerim 4 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı da kakao kullanacağız. Ben süt ve yağ kullanmıyorum. Tüm malzemelerimiz bunlardan ibaret. Keki için olan malzememiz tabii ki. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Kabımın içerisine 4 tane büyük boy yumurtamı ekliyorum. Bir su bardağı şekerimi de ekliyorum. Mümkünse yumurtanız oda ısısında olsun. Yumurtayla beraber iyice erisin. Şimdi bunu güzelce köpük köpük olana kadar çırpacağız. Evet, yumurtamı yaklaşık 5-6 dakika kadar çırptıktan sonra şimdi içerisine 1,5 su bardağı unumu bir paket kabartma tozumu ve 2 yemek kaşığı kakaomu ekliyorum ve bunları eleyerek ekliyorum. Ve bunları da güzelce bir çırpacağım. Evet, bunları da güzelce karıştırdıktan sonra şöyle bir kıvamını göstereyim size. Biraz yoğun kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Şimdi hamurumu yağlamış olduğum kare borcamıma dökeceğim. Siz isterseniz dikdörtgen borcam da kullanabilirsiniz. Şimdi borcamımızı birkaç kez tezgaha vuralım ve önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayardaki fırına pişmeye gönderelim. Şimdi çikolatalı sosunu hazırlayalım. Ocağımın altını açıyorum. Tenceremin içerisine 2,5 su bardağı süt ekliyorum. Ve bir paket çikolata sosu kullanıyorum. Hazır paket. Eğer evinizde çikolata sosunuz yoksa ev yapımı olanında linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Daha kolay olsun diye ben hemen hazır paketle yapıyorum şu an. Bunu karıştıra karıştıra kaynayana kadar devam edeceğiz. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıyorum ve 2-3 dakika kadar karıştırarak pişiriyorum. Evet, yeterince kaynadı. Şimdi altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kekimi fırından çıkardım. Pişip pişmediğini şöyle kürdan batırarak test ettim. Gördüğünüz gibi güzelce pişmiş. Yaklaşık 25 dakika içerisinde pişti. Şimdi kürdan yardımıyla şöyle delikler açalım. Şimdi 2 su bardağı soğuk sütümüzü üzerine dökelim. Bu arada kekimi çıkardıktan sonra bir 5-10 dakika kadar ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Bu ayrıntıyı söylemeyi unuttum. Şimdi kekim güzelce sütün içerisinde çeksin. Biz de krem şantimizi hazırlayalım.
Şimdi derin bir kabımın içerisine 250 ml'lik bardakla soğuk sütümü ekliyorum. Ve 2 poşet krem şantimi de ekliyorum. Kıvam alana kadar çırpıyorum. Evet, krem şantim de hazır artık. Kekim iyice soğuduktan sonra krem şanti ile buluşturacağım. Yeterince soğumuş olan kekimizin üzerine krem şantimizi sürelim. Ve şimdi de soğumuş olan çikolata sosumuzu üzerine dökelim. Ve pastamızı 1-2 saat kadar buzdolabında dinlenmeye alalım. Pastamı 1 saat kadar dinlendirdim. Sizin vaktiniz varsa daha fazla dinlendirmenizi öneririm. Hatta bir gün önceden yaparsanız bence daha güzel oluyor. Şimdi dilimleyelim. Her kesimden sonra şöyle bıçağımızı silelim. Pastamı servis tabağına aldım. Şimdi size dokusunu göstereceğim. Pastanızı ne kadar çok bekletirseniz kekiniz sütünü daha güzel çekecektir. Benimkinde hala bir süt yoğunluğu var ama tadı mükemmel. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.